Merhaba, yeni bir nasıl yapılır videosu ile karşınızdayım. Bilgisayarınız çökmüş, mavi ekran hatası vermiş veya herhangi bir sorundan dolayı açılmıyorsa ve aynı zamanda kurtarmanız gereken önemli belgeler varsa bir flash bellek yardımı ile bu sorunlarınızı çözebilirsiniz. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz belge ve resimlerinizi kurtarabilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Bilgisayar ve teknoloji alanında nasıl yapılır videolarını bulabileceğiniz kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca videoların altında yazılan yorumların tümünü okuyup cevaplamaya özen gösteriyorum. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Lütfen görüş, düşünce ve önerilerinizi yazmayı unutmayınız. Şimdi size kurtarma işlemini nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. İyi seyirler. İlk önce bilgisayarımıza Rufus programını indirmeliyiz. Videoda gördüğünüz gibi son sürümünü indirmelisiniz. İndirme işleminden sonra masaüstüne alalım. Daha sonra bilgisayarımıza Hirens'in ISO dosyasını indirmeliyiz. Şu an videoda görülen sitede biraz aşağı iniyoruz ve dosya adı yazısının yanındaki ISO dosyasına tıklayıp biraz bekliyoruz. Evet, indirme başlatıldı. 1.26 GB boyutunda olan dosyanın inmesi internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. İndirme işleminden sonra indirilenler klasöründe bulunan ISO dosyasını da masaüstüne alalım. Şimdi bize en az 2 GB boyutunda bir flash bellek gerekiyor. Flash belleğimizin içinde bir şey olmaması gerekiyor. Eğer varsa tümü silinecek, bilginiz olsun. Flash belleği bilgisayara taktıktan sonra Rufus programını açıyoruz. Aygıt alanında bilgisayara taktığımız flash bellek görünmeli. Kontrol ediniz. Daha sonra ön yükleme seçimi alanına masaüstüne aldığımız ISO dosyasını seçiyoruz. Yeni birim etiketi alanına B2KCN yazıyoruz. Başlat butonuna tıklayarak Hirens'i flash belleğe yükleme işlemini başlatıyoruz. Bu uyarı ile karşılaştığımızda tamam butonuna tıklıyoruz ve kopyalama işleminin bitmesini bekliyoruz.
Durum hazır yazdığında flash belleğimiz hazır demektir. Kapatabilirsiniz. Hazırladığımız flash belleği arızalı bilgisayara takıp bilgisayarı açıyoruz. Bilgisayar açılırken ekranda yazan tuşlara tıklayıp BIOS'u açıyoruz. Boot menü alanından bilgisayarı UEFI olan flash bellek ile açıyoruz. Buradan sonra bilgisayar flash bellekten Windows 10 Hidden kurtarma ekranının açılmasını bekliyoruz. Klavye ve mouse'a dokunmadan bekleyiniz. Ben size hazır olduğunu da söyleyeceğim. Dikkatle izleyiniz. Evet, şu an bilgisayarımız kurtarma için hazır. Flash bellekten açılan Windows 10 Hidden işletim sistemi üzerinden internette gezinebilir veya bilgisayarda yapılan işlemlerin çoğunu yapabilirsiniz. Ama biz şu an veri kurtarma yapacağız. Konuyu saptırmayalım. Bilgisayarımı açtığınızda C, D, E, P klasörleri varsa ve içerisine giriliyorsa hard diskini sağlam ve kurtarmaya müsait demektir. Users klasöründe bilgisayar kullanıcı adını bulabilirsiniz. Daha sonra desktop yani bilgisayarımızın masaüstünde bulunan tüm belgeleri görebilirsiniz. Ben yedeklemeyi taşınabilir disk ile yapıyorum. Siz başka bir flash belleğe veya internet üzerinden sunuculara yapabilirsiniz. Diski bilgisayara takıp açıyoruz.
Daha sonra kurtarmak istediğimiz verileri sürükle bırak yöntemiyle basit bir şekilde kurtarıyoruz. Ne kadar çok dosyanız varsa işleminiz o kadar uzun sürer. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım size faydalı bir içerik hazırlayabilmişimdir. Bunun gibi nasıl yapılır videolarının devamı için desteklerinizi bekliyorum.